Merhaba çocuklar. Üçüncü ünitenin dördüncü konusu. Bu da marif gibi. Aslında çok uzun bir konu değil. Tekalifi Milliye Emirleri. Türk milletinin birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olan Tekalifi Milliye Emirleri'nin doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder. Kazanımımız bu. Mustafa Kemal hatırlar mısınız bilmiyorum. Başkomutanlık yetkisini alır almaz bir emir yayınlamıştı. Neydi? Tekalifi Milliye. Bu emri niye yayınlamıştı Mustafa Kemal? Çünkü bu savaş çocuklar milletimizin desteği olmadan kazanılmayacak bir savaştı. Çünkü elimizde avucumuzda zaten bir şey yoktu. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçmiştik ama sonuçta düzenli orduya geçmek öyle kolay değil. Çünkü siz bir askerin giyinmesini, yemesini, silahını hepsini karşılamak zorundasınız. Ve tabii ki bizim elimizde bu maddi güç yok. Bundan dolayı Mustafa Kemal bu savaşın ancak milletle beraber topyekun bir şekilde el birliğiyle birlik ve beraberlik duygusu içinde kazanılacağını düşünüyordu. Ve Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini alır almaz yasama yetkisini kullanarak, yani sınavlarda çıktığı için özellikle söylüyorum bunu. Çünkü artık yasama, yürütme, yargı Mustafa Kemal'de olduğu için hani 3 aylığına yasama yetkisini kullanarak bir yasa çıkarmıştır. Yani Tekalifi Milliye Yasası veya Tekalifi Milliye Emirleri diye gelir sorularda. Bu çocuklar sınavlarda hatırlamanızı kolaylaştırması anlamında orduya yardım yasası. Bu yasaya göre çocuklar ne olmuştur? Bir komisyon kurulmuştur. Komisyon yardımları toplayacak. Hatta şunu da söyleyelim. Uygulanmasını ve gelen yardımların güvenliğini de denetlemesi için istiklal mahkemeleri görevlendirilmiştir. Bu istiklal mahkemeleri nereden hatırlıyoruz? Hatırlar mısınız? Meclise karşı çıkan özellikle isyanlarda kurulmuştu. Burada da özellikle bunun için kuruluyor. İstiklal mahkemeleri görevlendirilmiştir. Burada da hani Mustafa Kemal tedbirli hareket etmek istemiştir. Hatta şunu da söyleyebiliriz. İstiklal mahkemelerin görevlendirilmesi de yargı yetkisiyle alakalı bir şeydir. Ne olmuştur çocuklar? Tekalifi Milliye ile ilgili komisyonlar kurulmuştur ve her yere duyurulmuştur. Çoğu kişi Mustafa Kemal'e veya hani çevresindeki insanlar hani bu yardımın veya bu emrin çok da yerinde olmayacağını söylemiştir. Hatta hani halkta bir şey kalmadığını söylemiştir. Aslında çok da haksız değillerdir çocuklar. Çünkü Türk milleti gerçekten de Osmanlı'nın son döneminden itibaren sürekli savaş içinde ve elde avuçta zaten ne varsa kaybetmiş bir millet. Borçlar içinde, yani şu hatta ailenin birçok ferdini savaşlarda kaybetmiş bir toplumdan bahsediyoruz. İşte en yakın tarihten alalım mesela. Trablusgarp savaşlarını düşünün. Balkan savaşları, ardından Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale'ler, işte Kafkaslar ve üstüne siz Kurtuluş Savaşı devam ediyor. Yani yaklaşık bir 10 yıllık, 15 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani sürekli bir savaşan bir toplum. Elde avuçta bir şey kalmamış. Aile ferdinin neredeyse tamamı savaşlarda şehit olmuş. İşte kala kala çok az insan kalmış. Siz böyle bir topluma diyorsunuz ki evet, sizden son kez daha yardım istiyoruz. Ne varsa elde avuçta, yani kan olmayan şeyleri verin. Biz hep beraber bu savaşı kazanalım diyorsunuz. Yani kolay bir emir değil. Ama Türk milleti zaten hani olay da bu. Gerçekten de Mustafa Kemal'e inanmasaydı, ordusuna inanmasaydı bu mücadeleyi ve bu birlikteliği göstermezdi. Mustafa Kemal'e olan inançtan dolayı, ordumuza olan inançtan dolayı Türk milleti tabiri caizse sofrasındaki kalan ekmeğinin yarısını kopartıp orduya, askerlerimize vermiştir. Çünkü gerçekten ordumuzda çocuklar hani ayağında giyecek, bırakın silahı, doğru dürüst ayakkabı, çarık bile yok. Yani onun için biz Türk ailelerinden, Türk insanlarımızdan ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için her şey istemişizdir. Bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon çocuklar özellikle yani düzenli bir şekilde toplanması için, bu suistimale uğramaması için bu yardımların ve deftere kayıt altına tutulmuştur. Yani kimin ne yardımı yapılacağı belli olsun diye. Nedir? İşte bir kat çamaşır, çorap, çarık, yani ayakkabı, bu özellikle işte ordumuzun giyinme ihtiyacı için. Ardından tabii ki en önemlisi silah ve cephanenin teslim edilmesi istenmiştir. Bu da özellikle ordumuzun silah ihtiyacı için. Halkın elinde bulunan işte yaylı araba, kağını gibi arabaları %20'sinin teslimi istenmiştir. Bu da özellikle ulaşım ihtiyacı çok önemli, özellikle savaşta cephanenin taşınmasında. Halkın elinde bulunan işte çamaşırlık, bez, kışlık, yazlık, kumaşlar bunlar özellikle %40'ının bedelini sonradan ödenmek üzere. Bunu da söylememiz lazım. Hani biz her şeyi böyle karşılıksız almıyoruz. Savaştan sonra diyoruz ki yani savaş bittikten sonra da bunların tabii bir bölümü size geri iade edilecek. Yani ücreti ödenecek. Burada hani ama tabii Türk milleti bunu birçoğu istememiştir bile zaten ülkemiz kurtulduktan sonra. Bu da ordumuzun giyecek ihtiyacı için.
Hemen devam edelim. İşte buğday, saman, un gibi yine %40'ının bedeli sonradan ödenmek üzere teslim edilmiştir. Bu da halkımız, şey, ordumuzun yiyecek ihtiyacı için. Demirciler, marangozlar da özellikle ordumuz için belli bir süre çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Ordunun ihtiyaçları için. Ve Türk milleti elindeki bütün o her şeyi vermiştir ve fedakar bir şekilde halkımız elinden geleni yapmıştır. Gördüğünüz gibi cepheye bu yardımları ulaştırmışlardır. İşin daha da şey ilginci, yani daha da mesela ne kadar birlik ve beraberlik olduğumuzu içinde anlamanız için tablodan da anlayacaksınız. Zaten bütün genç erkekler cephede. Bu cephe arkasında özellikle kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız yapmıştır. Bu fedakarlığı anlatmak gerçekten zordur. Yani sadece sınav diye anlatıyoruz ama çocuklar gerçekten hani bu yardımlaşma hani bir kelime değil gerçekten. Fedakarlık, dayanışma, yani çocuğunu bırakıyorsun, her şeyini bırakıyorsun, çocuğunla beraber cephelerde mermi taşıyorsun. Kolay şeyler değil yani bu ülkemizin kazanılması, bugünlere bizim bu şekilde rahat rahat gelmemiz kolay olmamış. Bunun da değerini bilmemiz lazım. İşte bu duygular zaten olmasaydı ülkemiz kurtulmazdı çocuklar. Topyekün mücadele olduğunu gösterir. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Yani topyekün, birlikte hep beraber demek topyekün. Evet, sorulara bakalım. Daha çabuk alınması için Mustafa Kemal'e dönmüşsünüz. Doğru. Tekalifi milli emirlerin çıkması yürütme yetkisini gösterir. Yasama mı? yasama olacaktı. TBMM'nin ihtiyaçlarını karşılamak için mi hazırlanmıştır? Yoksa ordu mu? Ordunun ihtiyacı. Halkın tekalifi milli emirlerine uyması birlik ve beraberliğimizi gösterir. Doğru. Kurtuluş Savaşı'nın topyekun yapıldığını gösterir mi tekalifi milliye? Evet. Sizce bu tablo neyi yansıtmaz diyor çocuklar. Bakın soruya. Evet çocuklar, Anadolu halkının uğraşınız milli mücadele sonrasında. Hayır, sırasında olacak. Söylenemez diyor. Şıklara bakın önce. Düzenli ordudan vazgeçilip yeniden Kuvayiye Milliye dönüş. Hayır çocuklar. Biz Kutay Eskişehir'i kaybedince hayır. Düzenli ordu, yani böyle teklifler ve düşünceler olmuştur ama hayatta böyle bir şey yapmamışızdır. Neyi söylemiş, neye dayanarak söylemiştir? Tabii ki konumuz da zaten bu. Tekalifi milliye. Gördüğünüz gibi halkımızın özverisinden bahsediyor. Birlik beraberliğinden bahsediyor. Yine gördüğünüz gibi bakın ulusun içerisindeki birlikten bahsediyor. Evet, bakın hani yine söyleyeceğim. Yani bu şu anda bu konudan sonra bu soru size kolay geliyor ama size direkt bu cümleyi normal bir denemede verdiğimiz zaman işte önemli olan bunun tekalifi milliyle olan bağlantısını bulmanız. Şimdi ulusun içerisindeki birliğinin hem belli hem denenmiş olması gelecek için en büyük güvençtir. Şimdi sadece bu sözden hemen tekalifi milliyi çıkarmanız lazım. Şimdi gidip de mesela takrir-i sükun yapmamanız lazım. Takrir-i sükun yeri gelmişken söyleyelim. Neydi? İsyanlara karşı özellikle alınan bir tedbirdi. Kurtuluş Savaşı'nın hangi konusu tartışılırken söylenmiş olabilir sizce bu? Tabii ki çocuklar mali kaynak. Özellikle burada servet kaynağı diyerek hani ordumuzun ihtiyacından bahsediyor. Türk milletinin hangi anlayışta olduğunu gösteriyor. Tabii ki birlik, beraberlik, dayanışma, fedakarlık. Klasik burada hani milli egemenlik genelde savaş sırasında bariz bir cümle yoksa, ne bileyim işte milli irade, milletin azim kararı, seçme seçilme tarzı bir şey yoksa genelde milli egemenliği almıyoruz savaş sırasında. Hangisine sahip olduğunu gösteriyor. Yine aynı soruymuş. Evet, bu dizeler neyin uygulanmasıyla ilgilidir? Tekalifi milliye. Çünkü baksanıza çocuklar, son çarığımı al, işte gördüğünüz gibi her şeyden bahsediyor. Yani ordumuza yardımdan bahsediyor. Söylenemez diyor çocuklar. Ülkenin askeri gücüne katkıda bulunulmuştur. Burada Türk halkı topyekün seferber edilmiştir. Birlik beraberlik vardır. Zaten A ile B aynı gördüğünüz gibi. Halkın yönetime katılımı sağlanmıştır. Burada cevap Denizli olacak çocuklar. C yanlış. Çünkü A, B, C aynı doğrultuda ama yönetime katılmakla alakalı bir durum yok. Denizli. Hangisi vurgulanmaktadır? Çocuklar, milletçe çalışarak her zorluğun aşılacağı vurgulanmıştır. Hani fedakarlıktan bahsediyoruz. Tek cevaplara geldik. Artık öğrendiniz. Tekalifi milliye. Yiyecek, cephane, ulaşım.
Hangi ihtiyaçlar? Yiyecek. Bunlar basit sorular. Evet çocuklar, konumuz bitti. Bundan sonra artık Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz'la konumuza devam edeceğiz. Ve Kurtuluş Savaşı'nın batı cephesini ve savaş aşamasını bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.